İyi günler, mutlu pazarlar. Biliyorum hepiniz yoğun bir hafta geçirdiniz ancak bugün tatil. Şöyle rahat koltuklarınıza bir yaslanın. Hemen ilk görüntülerimize geçiyoruz. Adam olacak çocuk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili yanımız her pazar olduğu gibi sizlerle beraber. Chopin. Hazır mısınız bugün? Bugün yabancı kardeşlerimiz çoğunlukta. Hello, hello, hello. Kimden başlayalım? Kimden başlayalım? Peki bir ev sahibi. Önce Hande ile başlayalım. Önce Hande ile başlayalım. Bir ev sahibi yap bakalım bize. Hoş geldin Hande. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ne güzel elbise bu böyle. Kim hazırladı sana bu elbiseyi? Annem aldı. Annen aldı, çok güzel. Bir tanışalım bakalım. Bir tanışalım bakalım. Yani ben tamam biliyorum Hande. Biliyorum ama sen kaç yaşındasın Hande? 6. 6, kocaman Hande. Yani bir tanışalım diyorum. 6, kabul ediyoruz. Kocaman bir abla. O zaman biz seninle ciddi şeyler konuşabiliriz. Hande, sen evde annene yardım ediyor musun? Ara sıra. Ne yapıyorsun? Evi süpürüyorum. Oo, bütün evi. Hı hı. Nasıl süpürüyorsun? Süpürüyorum makineyle. Biraz zor olmuyor mu? Hı. Peki annen sana bana yardım edebilirsin dedi mi? Çünkü makine deyince o elektrikli evet. Süpürge yani. Hı hı. Fiş falan. Aman. Oynamıyorsun herhalde fişlerle falan. Aa, ne iyi. Peki dikkatli olduğuna göre sen belki çok düzenli ve özenlisin de aynı zamanda. Hı. Yani odan senin çok mu düzgün? Evet. Hiç dağıtmıyor musun odanı? Hiç mi dağıtmıyor musun? Hiç. Annen girince aman ne kadar güzel oda mı diyor senin odana girince? Biraz dağıtıyorsun galiba. Çok iyi diyorsun. Bence odamızı dağıtmamız lazım. Çünkü dağıtmasak oynayamayız zaten. Dağıtalım da ama sonra toplayalım. Tamam, ben öyle yapıyorum zaten. Söyle o zaman. Hadi. Abim öyle yapmıyor. Kabahat abi de işte. Her zaman bu abiler başka türlü yaparlar zaten. Ne gülüyorsun sen? Ne gülüyorsun? Ne yapıyor ki abin? Oyuncaklarını oynuyor, yere bırakıyor. Çoraplarını, pantolonları ortada mı bırakıyor? Tabii. Annen de deli mi oluyor onun üzerine? Bağırıyor abi. Bağırıyor. Ve tabii onunsa sigara içiyor mu sinirinden? Yapmıyor onu. Yapmasın ya. Rica ederim yapmasın böyle şeyler anneler. Sana son bir sorum daha var. Bir tane. Biraz sonra yabancı kardeşlerimizi alacağım. Yemek. En sevdiğin üçüncü yemeği söyle. İlk ikiyi söyleme. Onları ben biliyorum zaten. En çok sevdiğin üçüncü yemek. Patlıcan. Alkışlarla yerini alıyoruz patlıcan dedi, farkında mısınız? Kocaman kocaman alkışlarla yerini alıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım yerini alıyoruz alkışlarla. Kaç puan bakayım? 10. Oh müthiş. 50 puan. Seni mi alalım? Çok istiyor. Peki biraz bekleyin çocuklar. Ta Zonguldak'tan geldi çünkü. Dayanamıyor artık. Vakti kalmadı Zonguldak'tan. İlter tanıştırayım. İlter. Hayır seni tanıştırıyorum yani. İlter. Zonguldak'tan geldi İlter. Yoruldun mu Zonguldak'tan gelirken? Uzak mı Zonguldak? Evet. Çok mu uzak? Evet. Nerede Zonguldak mesela? Buradan bakınca görünüyor mu? Orada mı? Zonguldak. O tarafta mı Zonguldak? Orada İstanbul var. Şimdi Zonguldak'tan bakınca İstanbul orada, doğru. İstanbul'dan bakınca Zonguldak orada. Evet. Ha bu iş böyle çünkü. Evet. Uzak yani değil mi? Evet. Ne yapıyorsunuz Zonguldak'ta? Bana anlatır mısın sabah? Çıktın sokakta mı? Sabahlar ışığı yakıyorum. Ha çok enteresan. Zonguldak karanlık mı? Annem diyor ki oğlum kalk sofraya geliyoruz diyor. Anne kalkıyorum. Ha. Hemen sofraya geliyorsun. Gecenin yarı saatinde. Kalkıyorsun. Gecenin yarı saatinde kalkıyorsun Zonguldak'ta. Allah Allah çok güzel adetler var orada. Ve ışığı yakıyorsun tabii. Evet. Ha şimdi anladık ben de çünkü ışığı yakıyorum deyince acaba ne oluyor dedim. Sen gece kalkıyorsun yarı saatte. Evet. Niye karnın mı acıkıyor yani? Evet. Akşam. Anneni de uyandırıyor musun? Evet. Aman ne yiyorsun gece vakti. O çok seviniyor herhalde gecenin yarı saatinde. Yarı saatinde benim kedili yastığım var. Ha çok enteresan bu. Bu çok enteresan.
Kedili yastık da kaybolmuştu. Ben de nerede diye merak ettim. Demek sende o yastık. Büyük mü kedili yastık? Ne kadar? O kadar büyük yani. Müthiş bir şey. İlter çok şanslısın sen. Çok. Bir kere kedili yastığın var senin. Öyle mi? Buğulemde. Aa. Kedi nasıl ses çıkarır biliyor musun? Alkışlarınızı lütfen. Bu kadar basit. Peki aslan? İşte bu kadar. İşte bu kadar. Acayip biliyor İlter bu işi. Müthiş bir olay. İlter, biz böyle muhabbet dalı konuşuyoruz. Bir de şarkı söyleyelim mi? Ne söylersin? İmkansızı. Ah, buyurun bakalım. Buyurun bakalım. Mine abla, imkansız. Dinler misin lütfen? Mikrofon senin. Yaban gibisin, senden bir başkasına seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa. Gitme, 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 gitme. Ne güzel senin şarkıyı. Çok iyi söylüyor. Olmaz o. Her şey yani bütün nameleri falan hepsi yerinde. Gayet iyi söyledin. İlter... Spor yapıyorum. Onu da konuşalım. Ne spor yapıyorsun? Hangisini? Basket topu. Öf, ne yapıyorsun basket topunu? Oynuyorum. Havaya atıyorum. Çok mu yukarı atıyorsun? Bak. Acayip bir şey. Her seferinde attığın topla giriyor mu basket? Evet. Alkışlar mısınız lütfen? Ne biçim? Şu tekniğe bakın, tekniğe. Ne biçim atıyorum bak? Ne biçim? Baktım. Şuraya, şuraya. Ne, iyi bakayım, bir tarafa. Şu tarafa. Oraya mı gidiyorsun attığın toplar? Öf. Bir tane daha var mı böyle yaptığın spor? Onu da söyle, çok müthiş alkış geliyor arkasından. Başka bir şey var mı da? Var. Ne? Voleybol. O nasıl? Evet, Oksalay'ın alıyoruz. Müthiş bir alanda karşı karşıyayız. İlter'e kocaman puanlar veriyoruz. 10 puan, 50 puan. Müthiş, müthiş, müthiş bir sporla karşıyayız. Şuradan gidelim bakalım şimdi. Joel, gel bakalım. Evet, Joel, Amerika'dan gelen bir kardeşimiz. Bir Amerikalı kardeşimiz Joel. Hello, Joel. Hello, I have a question for you. Evet, sor bakalım. Where is the center of the world? Diyorsun sen dünyanın merkezini bana sormak gibi bir gaflette bulundun şimdi. Center of the world, bu dünya. World, yani dünya. World. Please say with me, dünya. Dünya. Ben Türkçe biliyorum ama. Aa, biliyorsun Türkçe biliyorum. E beni ne zorluyorsun ama o zaman biliyorsun. Ama Joel. Hay Allah Joel. Allah iyiliğini versin Joel. Dünyanın merkezi nerede? Center of the world. Vallahi bilmiyorum. I don't know. Right where I am standing. Hay Allah, tabii ki. If you don't believe it, then measure it. Evet, haklı. Dünyanın herkesin senin boyutu. Teşekkür ederim. Evet, harika. Evet. Ben böyle hazırlıklı yeni görmemiştim doğrusu. Olacak şey mi? Evet, dünyanın merkezi senin durduğun yer. Teşekkür ederim. Ölçeyim bakayım. Doğru. Alkış. Evet. Dünyanın merkezi burası. Joel, you are a müthiş adam. You. Dedim şey demek istedim. Müthiş bir adamsın dedim yani Joel. Müthiş bir şey. Hazırladı gelmişsin. Dünyanın merkezi bana ölçtürdün burada herkesin içinde. Dünyanın merkezi burası. Okey. Biraz diyorum Türkçe konuşalım diyorsun sen. Konuşalım Türkçe. Evet. Ne konuşalım? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen Türkçeyi nasıl öğrendin? Nasıl mı? Anne ve Arife'den. Hanife'den öğrendin. O çok önemli o. Demek Hanife. O çok önemli. Senin you are mother father var Amerika. Bir de Hanife var evde. Evet. Hanife başka şeyler öğretiyor mu sana mesela şarkı falan gibi? You know, Arife çok az İngilizce biliyor. Evet. Onun için sen Türkçe öğrenmeye karar verdin. Evet. Yani you learned Turkish. Ama bir de anne öğretti bana. Çok iyi. Ama baba okula gidiyor Türkçe öğrenmek için. Çok güzel, evet, evet. Alkış. Türkçe öğrenmek için okula giden babaya özellikle alkış. O zaman
Sen babana yardım et. Ama baba evde bir Türkçe kitabı var. Babanın. Ve o kitabı masallar var ve o kitabı baba o masallar baba Türkçe öğrenmek için. Çok iyi ediyor. O masallardan bir tanesinin ismini söyler misin? Kahvaltı. Bir dakika, kahvaltı sizin de masal olarak mı düşünülüyor? O bir masal. Masal mı kahvaltı? Evet. Nasıl bir masal? Biz masal ve bir gün baba onu o masal okudu çünkü o gün kahvaltı yiyordu. Kahvaltı yerken masalı okuyordu. Evet. Bak Joel, sana ben bir soru daha soracağım. Another question. Ben tahin pekmez yiyorum. Tahin pekmez mi yiyorsun? Evet. Daha kuvvetli söyle. Bir daha söyle. Bir dakika. Özel alkış. Ben tahin pekmez yiyorum. Evet. Korkmuş alkış. Evet. Buyurun. Herkes tahin pekmez yiyorsun. Hayret bir şey yani. Tahin pekmez ilk defa adam oluşturdu konuya geldi. Nereden geldi? Amerika'dan geldi. Buyurun bakalım işte yani. Demek ki Joel kardeşimizin gelmesi gerekiyormuş. Belki biz tahin pekmezi hatırlayalım. Buyurun bakalım. Çok şaşırdım. Sen gel dünyanın merkezinde dur. Bana ölçtür. Bir de tahin pekmezi öğret. Seni gidi adam olacak çocuk seni. Ne dedim? Ne dedim? Benim dediğimi onlar anladılar gayet iyi. Çok anladılar. Çok sevindik Joel. Seni alkışlar yerine alıyoruz. Kocaman puanla veriyoruz. 10 puan. 50 puanla şampiyon. 50. Ryan. Gel bakalım Ryan. Bu güzel geleneksel giysiler içinde Lübnanlı bir kardeşimiz Ryan. Bakar mısınız lütfen? Ryan, şeyhin oğlu Rudolf Valentino gibisin. Bu Lübnanlı kardeşimiz de Türkçe biliyorsun sen. Evet. Evet, Türkçe biliyorsun. Sen Türkçe konuşalım, uzun uzun. Nasılsın, iyi misin? İyi. Çok mu iyisin? Peki sen Türkçe bir şarkı da biliyor musun? Mavi. Olur. Söyler misin? Hadi, bekle mikrofon senin. Minabı. Mavi, masmavi, gözlerin boncuk mavi. O kadar. Peki, senin kendi bildiğin başka şarkılar var. Mesela bir Lübnan şarkısı biliyor musun? Yani biliyorum. Onu söyle. Daha çok seviniriz. Azıcık. Az söyle. Asıl öğrenelim bakalım nasılmış Lübnan şarkı. La ki lo la lo la la ki muhabbet. La ki lo la lo la lo la la ki muhannet. Bakar mısın? Bakar mısın nasıl sevindiler? Çok güzel. Biz bayılıyoruz böyle başka ülkelerden kardeşlerimiz gelsin de kendi şarkılarını söylesin de biz öğrenelim. İngilizce de biliyorum. Onu da söyle. Ya çok söyledim. Ha peki. O kadar yeter diyorsun artık. Bıktım diyorsun bu kadar repertuar olur mu? Başka şey konuşalım. Ryan. Ne? Senin sporla aran nasıl? Ben spor yapmıyorum. Yapmıyorsun. Vaktin yok değil mi? Ders çalışmaktan vaktin olmuyor. Eskiden yapıyordum. Ha çok eskiden. Şimdi bayağı yaşlandın artık yapmıyorsun spor. Ne zaman eskiden yapardın? Küçükken. Yok. 5 yaşındayken yapardım. Uyanırdım. Dişimi fırçalırdım. Jimnastik yapardım. Yemeğimi yerdim. Çok güzel. Peki Ryan. Ben bir şey daha soracağım. Siz evde yemek yiyorsunuz tabii. Annen böyle geleneksel Lübnan yemekleri yapıyor mu? Yo, babam yapıyor. Evet. Çocuktan al haberi. Buyurun bakalım. Evet. Annem azıcık yapıyor, babam daha çok yapıyor. Esas usta çıktı meydana. Evet. Böylelikle öğrenmiş olduk, ustayı öğrenmiş olduk. Evet. Büyük alkışa veriyoruz Ryan'a. Kocaman alkışlarla Ryan'ı yerine alıyoruz. Bir yerinde puan veriyoruz. 10. 50 puanla yerine alıyoruz. Gel bakalım. Evet. Bir prenses daha geliyor. Afganistan'dan geliyor Ceylan. Ceylan bir döner misin elbiseni görsünler arkadan.
Ceylan sen burada mı doğdun, Afganistan'da mı doğdun? Biliyor musun? Cerrahpaşa. Cerrahpaşa, tamam. Evet, madem Cerrahpaşa'da doğmuşsun artık, sen doktorları yakından tanıyorsun o zaman. Hiç doktora gitti mi Ceylan? Gittim. Ne yapıyor doktora gittiğin zaman sen? Kan aldı ben. Ah, doktor senden kan aldı. Hemşireye gitmiştim. Niye, doktorun kanı kalmamış mı? Niye senden kan aldı? Niye kan almış? İşte bilmiyorum. Allah Allah. Hasta mıydın sen? Boğazım şişmiş. Bakayım. Şişim. Bakayım boğazına. Yok, geçmiş ama. Şu anda bir şey kalmamış ama. Geçmiş. Herhalde o gün üşümüştün sen zannediyorum. Değil mi? Olabilir. Ceylan bak şöyle yapalım biz. Annemizin babamızın sözünü dinlersek biz hasta olmayız. Boğazımızı da kapatırız. Biliyorum. Öyle mi? Biliyor musun? Harika. Bu çok güzel bir elbise. Çok güzel. Bak burada şeyde var. Aynalar var değil mi? Hı? Evet. Sen ayna ne işe yarar biliyor musun? Biliyorum. Ne işe yarar? Senin gibi böyle güzel kardeşler kendine baksınlar, saçlarını tarasınlar diye. Öyle evet. mi? Peki sen saçını tararken biraz acıyor mu canım? Biraz. Biraz acıyor. Ama bu kadar güzel saçlarımız olduğu için fazla üzülmememiz lazım. Tamam mı? Oldu. Biz Ceylan'ı çok fazla yoruyoruz. Ona kocaman kocaman puanlar vereceğiz. Akşam ve tüm kardeşlerimizi bu eğitimle gelin bakalım çocuklar. Gelin bakalım. Oyuncaklarını seçelim. Sevgili Minabla yanımıza geliyor. Biz bir başka adam oturduğumuz kadar karşı karşıya gelecek. Hepinize sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Bu hafta sizleri Afrika'da son derece ilginç bir ülke götüreceğim. Gerçi bütün ülkeler ilginç. Hepsinin kendi özellikleri var ama bu ülkenin enteresanlığı önce isminden başlıyor. Bakın, Afrika kıtasındaki 40'ın üzerindeki ülkenin hepsinin bir ismi var kuşkusuz. Ve hepsi tüm dünya dillerinde bir isimle anılıyor. Senegal, her yerde Senegal. Kenya, Kenya. Kongo, Kongo. Ancak bu ülke bütün dünya dillerinde başka başka isimle anılıyor. Kaldı ki ülkemizde bile 3 ayrı isim var bu ülkenin. Şu arkamdaki haritada Fil Dişi Cumhuriyeti diye geçiyor. 2 ayrı ansiklopedide Fil Dişi Sahili veya Fil Dişi Kıyısı diye. Gerçek ismi Côte d'Ivoire ve bana göre Fil Dişi Sahili olan ülkeye hep birlikte konuk oluyoruz. Geçtiğimiz asır boyunca yani 1800'lü yıllarda buraları önce iyi insanlar sahili, daha sonra tahıl sahili, daha sonra diş sahili olarak bilindikten sonra 1893'te yani günümüzden tam 97 yıl önce Fil Dişi Sahili ismini aldı. 1960'ta bağımsızlığına kavuşan ve hemen ardından da Birleşmiş Milletler kabul edilen Fil Dişi Sahili'nde bugün 63 ayrı etnik gruptan gelen 10 milyon insan yaşıyor. Ve burası Batı Afrika'nın, hatta diyebilirim ki tüm Afrika'nın en rahat, en zengin ülkelerinden biri, belki de birincisi. Bu 10 milyon kişinin 2 milyonu yıllarca Fil Dişi Sahili'nin başkenti olan Abidjan'da yaşıyor. Biliyorsunuz yakın bir geçmişte başkent Abidjan'dan Yamoussoukro'ya taşındı. Ancak biz bugün Abidjan'a geleceğiz. Abidjan'ı ilk gördüğünüzde kendisi sanki birdenbire bir Amerikan veya çok geçmiş bir Avrupa şehrine zannediyorsunuz. Bakar mısınız lütfen? Abidjan'dan çıkıp güneye doğru ilerleyince Trècheville'e geliyorsunuz. Trècheville'in bir çarşısı var ki görülmelere size. Hani örnek vermek gerekirse mesela İstanbul'daki Mahmut Paşa ile Kapalı Çarşı bir arada. Rengarenk cıvıl cıvıl Trècheville'i birlikte geçiyoruz. Buyurun. Müzik
Trashville çarşısında ya da Trashville pazarında neler satılmıyor ki? Mahalli giysiler. Herhalde dünyada ilk defa ve son defa burada görebileceğimiz değişik sebzeler, meyveler, çeşitli yiyecek maddeleri. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş kozmetik malzemeleri, yani her şey var. Ancak en önemli ürün işte şu benim yanımda gördüğünüz Gana'dan gelen potas ve asit yüklü bir tür sabun. Bunu niçin kullanabiliyor musunuz Filiz Sahili hanımlar? Derilerini beyazlatmak için. Evet, dünya tersine. Bizim hanımlarımız derileri daha koyu olsun diye güneşe çıkarlarken, buranın hanımları derileri daha beyaz olsun diye bu asit ve potas yüklü sabunları kullanırlar. Aramızda kalsın, bu sabunların satışı kanunen yasak. Il faut, combien de temps pour tresser toute la tête? Tresser toute la tête. Ça prend des tresses comme ça. Oui. Jusqu'à 2 heures comme ça. 2 heures, une tête entière. 30 minutes. 30 minutes. 1 heure 30 minutes. Non. Oui, prenez les miens. Une heure. Oui, ça fait combien ça? Tu peux faire tout? Non, mais tout vous suite avez... là? Oui. D'accord. Ah, non, non, je voulais savoir, ça prendra combien de temps? 30 minutes. Ça prend mon nom. Je serai beau comme ça, non? Oui, bien, je vais comme ça. Mon nom, là, oui. On va faire comme ça. Est-ce que moi, je vais mettre des choses aussi? Allez. Des perles. Tu vas trouver des perles. Des perles. On peut le mettre aussi. Oui. Et ça coûte combien, faire un truc comme ça? 10 000. Avec les mèches et toutes les perles. 10 000 francs. Ouais. Avec des perles et toutes les mèches. Est-ce que tu peux pas tourner un petit peu la tête pour qu'on voit la caméra là derrière ici? Ah, un petit peu. Oui. Size salata nedir? Kaç çeşit salata vardır desem, yahu barış için yok mu öyle? Pazar sabahı hem de Fildiş sahillerinde bizlere anlatacak salatayı mı buldun dersiniz? Doğru. Çeşit çeşit salata var. Ha bir de laf salatası var. Öyle çok konuşup da hiçbir şey söylemeyen insanlara laf salatası yapıyor derler. Peki hiç körfez salatası duymuş muydunuz? Biz işte Kokodi sahillerinde onu da duyduk. Bu yalnız Aralık ayında oluşan bir tabiat olayı. Bu körfez salataları Ebriye Körfezi'nde bitiyor. Birkaç gün göründükten sonra Atlantik Okyanusu'na açılıyorlar. Yaralarına kurban oldum. Derdimi veriyor. Diyeceğim o ki günün birinde Atlantik Okyanusu'nda canınız salata mı istedi? Ayını ve gününü ayarlamak şartıyla körfez salataları sizi bekliyor. Fildişi sahiline ayrılmazdan önce sizlere buranın nefis mutfağını tanıtmak istedik. Fildiş sahili mutfağı özellikle meyveler ve deniz ürünleri üzerine dayanıyor. Bizlere bu akşam çok mükellef bir sofra hazırladık. Kimler? Comment vous appelez-vous? Jamie. Merci. Et vous? Jacqueline. Jacqueline. Bu güzel egzotik yemekler bizim ülkemizde ne yazık ki pek fazla tanımıyor. Sadece bazılarının isimlerini biliyoruz. Nedir bunlar, anlatır mısınız? Biz ülkemizde yetişen meyve ve sebzelerin her türünü sıcak, soğuk, tüm yemeklerimizi kullanırız. Meyveleri haşladığımız gibi kızartmasını da yaparız. Gördüğüm kadarıyla muzu bile kızartıyorsunuz. Evet. İsmi ne onun? Biz ona aloko diyoruz. Aloko, sisa. Aloko, evet. Kızarmış muzun ismi aloko. Bir de bildiğim kadarıyla manyokla yaptığınız bir şey var. O nedir? Manyok muzla ezilerek bir hamur haline getirilir. Deniz ürünleriyle iyi gider. Deniz ürünlerinizde maşallah var gördüğüm kadarıyla. Evet, bu kadar büyük karidesleri her yerde göremezsiniz. Atlantik Okyanusu'nun karidesi bunlar. Buğulaması gibi ızgarası da nefis olur. Daha böyle garnitür gibi kullandığınız meyveler var mı? Mesela milli yemeğiniz kecenu, ki biraz sonra tarifini alacağız. Onu da tam söyleyemiyorum. Kecenu, kedenu gibi bir şey. Kecenu da
mango ve ananas kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Kecenu esas da bir tavuk yemeği olduğundan domates ve soğan ön planda geliyor. Ha, bir dakika, domates ve soğan. Evet evet, domates ve soğan. Tabii yağ, çeşitli baharatlar ve lezzet katıcı otları da unutmamak lazım. Ama ille de buğulama. Evet, ille de buğulama. Peki tavuk kecenu olduğu gibi balığın da kecenusu oluyor mu? Tabii aynı sosu kullanmak şartıyla. Yani kecenu bir yemek ismi değil, bir yemek yapma şekli. Evet, kecenu bir yemek yapma şekli. Yani açıkçası sizin buğulama dediğinize biz kecenu diyoruz. Ama bizim soframızda sadece tavuk, balık ve deniz ürünleri buğulamasından ibaret değil. Çok zengin tatlı çeşitlerimiz de var ve bunları yemekler arasında yeriz. Peki bu güzel yemekleri pişirirken yağ olarak herhalde margarin kullanmıyorsunuz. Hayır, palmiye ve yağ fıstığı kullanıyoruz. Sıcak yemeklere gelince işte o zaman şef geleneğiyle anlaşmak gerekiyor. Şef, şu sıcak yemekleri de bir sen bize bir anlatıver. Şu, buradan başlayalım bakalım. Şu kapağı kaldıralım. Evet. Bu sote karides. Karides. Ama bizim usul sote karides. İçinde soğan, domates, tabii balık da var. Bu evet, domatessiz, soğansız olmuyor değil mi? Balıksız da olmaz, olmaz. Hiçbir zaman. Gel şunu bir yakına. Evet, çok lezzetlidir. Belli, belli, belli. Bir de şunu açalım bakalım. Evet. Bu da kızarmış ama ortasında sosu var. Dikkatli yemek lazım. Oldukça acıdır. Çok mu acı? Evet, çok çok acı. Bu alako değil mi bildiğimiz alako? Evet, alako. Ama beyazlar buna nedense ısrarla kızarmış muz diyorlar. Boş ver canım, biz aslında öyle. Alako. Şu üçüncü açalım bakalım. Burada ne girmiş? İşte bu da kecenu. Tahıl soslu bizim baş yemeğimiz. Hani şu balıkla, tavukla yapılan kecenu mu? Hayır, hayır. Bu koyun eti ve yengeçten yapılmış. Yengeçten mi? O nasıl oluyor ki? Canım, sen yeter ki pişirmeye karar ver. Her şeyden kecenu olur. Şef, aramızda evet. Kalsın ama maharet galiba biraz da şurada ha? Ha? Tabii orada. Ya sende bundan var yine. Evet var. O zaman yemek. Tabii öyle oluyor tabii. Göster böyle, şöyle oluyor. Tamam. Herkese göster, herkese. Şöyle sahilinin simgesi tabii ki fil. Ancak burada da Afrika'nın birçok ülkesinde olduğu gibi trajik bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Fil yakında ne yazık ki Afrika kıtasından, yani dünya üzerinden silinmek üzere. Sebep gayet basit. İşte şu fil dişi. İnsanların fil dişine olan tutkusu bu hayvanlara karşı acımasız bir saldırıya geçmeleri için sebep olmuş. Çok değil, daha 1950'li yıllarda buralarda 100 bin civarında fil varmış. Bugünkü sayı ise ne yazık ki 1500. Daha kötüsü 1995 yılı için, yani birkaç yıl sonrası için fil dişinde topu topu 1 ya da 0 fil kalacağı şu anda hesaplanmış bile. Ürkütücü, çok ürkütücü. Burası bir çocuk bahçesi, bir çocuk parkı Abidjan'da ve yanında kauçuktan yapılmış bir fil heykeli. Korkarım önümüzdeki yıllarda filleri sadece resimlerde göreceğiz. Allez ensemble. Vous allez compter. Viens, tu viens ici. Tu mets là. Alors, on va compter et je fais le soleil, ok? Commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça?
Attends. Bon, alors, tu continues là, ici. Attends, j'arrive là. Non. Alors, moi, je prends... C'est bon comme ça? Bir yoğurt yiyişi var derler. Çok doğru söz. Şimdi biz Fildiş sahilinde yiğitlerin yoğurdu nasıl yediklerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama çamaşırı nasıl yıkadıklarını hem de nasıl kuruttuklarını öğreniyoruz. Öğreniyoruz ki size de gösteriyoruz. Gerçekten burada Fildiş'in sahili halkı çok ilginç bir meslek geliştirmiş. Çamaşır yıkamak ve çamaşır kurutmak üzerine. Diyebilirim ki tüm Abidjan halkının çamaşırı bir seferde toplanıyor ki bu binlerce tonlarca çamaşır demek. Biraz temizliği şüphe götürür sularda yıkandıktan sonra tabiat anaya, güneşe kuruması için terk ediliyor. Kuruduktan sonra bu tonlarca çamaşır bu işi yapan ve okuması yazması olmayan kişiler tarafından teker teker tekrar evlere dağıtılıyor. Ve orada deniyor ki bir mendil bile bir çoraba karışmıyormuş. Ha bunu niye söylüyorum? Çok başımıza gelmişti. Günümüzde modern şehirlerde kuru temizlemeye bir kırmızı ceket yollarsınız. Karşında bazen bir yeşil pantolon gelir, bazen o da gelmez. İşte oralarda karışıyor ama buralarda bu tonlarca çamaşır katiyen karışmıyor. Thank you.
Bu haftalık da bu kadar. Sizler lütfen bana yazmaya ama her konuda yazmaya devam edin. Adresimi biliyorsunuz. Barış Manço Moda 81300 İstanbul, tekrar diyorum. Barış Manço Moda 81300 İstanbul. Haftaya pazara tekrar karşı karşıya olmak umuduyla. Sağlıcakla kalın.